Şimdi seyirciler geçen gün spor veterasına bizimle arkadaşımız Cengiz Abbas bizimki yeni bu veterede yeni hareketler hazırlayıptı. Asan bir şekilde ki herkes kolay bir şekilde evde edebilir bu hareketleri yapsın. Bir onu izleyelim ondan sonra tekrardan dönmek sudan devam etmekteyiz. Günaydın Vatanım programına tekrar sizlerden olacağım. Spor bölümünden ben Kaptan Cengiz. Bugün hazırladığım temrinler o da karın tarafının temrinleri. Tabii ki karın tarafı yani karın temrinleri 3 bölümden oluşur. Birinci temrinlerimiz mədənin yukarısı, ondan sonrası yan aşağıları, bir de mədənin alt tarafıdır. Tabii ki özü her temrini, mədə temrinini edəndə özü bütününü işledi ama en fazla bazı temrinler var. Yani üst tarafını çalıştırır, yoksa da alt tarafı, yoksa da yan aşağı. Ama bu temrinlere başlamadan önce benim bir notum vardı. Eğer istirse o daha faydalı olsun, bir boş karna, yani səbbəh kahvaltı yapmadan önce bu temrinleri etsək daha faydalı olur. Ama istirse de bu temrinleri yaparsan 1,5 saat yoksa da 1 saat evveli yemek yiyipse ondan sonra aslında temrine başlayabilirsin. Gelin benimle bir bakalım birinci temrinimiz ne şekilde olacaktı? Birinci temrinimiz mədənin üst tarafı yani karnın üst tarafını çalıştırır. Ne şekilde olacaktı? Bu şekilde uzanıp ayaklarımızı bu şekilde koyarız. Ellerimiz başımızın altında. Harekamız bu şekilde. Eğer harekanı bildiyseniz benimle beraber ekibimle başlayalım. Başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tabii ki ben 10 tekrar yaptım. Niçin? Bazı oyuncular var yoksa bazı spora başlayanlar vardı. Onlar mübtedi'dir. 10 yapar yoksa da var ise 1 aydı, 2 aydı temrin yedir. Onu 15-20 tekrar yapabilir. Bes yoksa da spora devamlı spor yapırsa yoksa da yani mütekaddim ise diyağın neçe ildi yoksa da neçe aydı çalışırsa spor yapırsa onu da 25 tekrar edebilir hatta daha faydalı olsun. Bu birinci temrin mədənin üst tarafıydı. İndi gelelim bakalım yan aşağıları ne şekilde biz çalıştırırız. Aynı şekilde uzanlık ama harekamız bu şekilde olacak. Görsüz bu tarafa enerken bu tarafa yan aşağıya daha fazla zakt ederim, hissederim işleri. Eğer harekanı bildiyseniz benimle beraber başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tabii ki 10 tekrar yaptım. Aynı şekilde ama bu temrinde sağ sol yaparken bir sayarı gözünü. Niçin? Enki taraflı bir temrindi. Bu da yanaşa tarafı mədənin yoksa da karının yanaşa taraflarını ne şekilde ki o yağları eridebildik. İndi gelelim. Üçüncü temrinimiz o da göbəğin altındaki yani mədənin karının alt tarafıdır. Esfel. O bu temrinlerde ne şekilde olacaktı? Gelin bakın benimle ne şekilde. Ellerimiz bu şekilde koyarız. Bu bir yan aşağıya, ondan sonra bu bir tarafa. Yani ayağımızı bir ortaya, onun sonrası bir sağa bir sola yaparız. Bu bir sayılır. Yani bu temrin 3 hareketten oluşur. Bu şekilde. Eğer benimle harekanı bildiyseniz ekibimle beraber başlayalım. Bir orta, bir sağ, bir sol. Bir orta, bir yan aşağı, bir de öbür yan aşağı. Tabii ki bu temrin de biraz zordu
ama faydası çoktur. Yani hem üst taraf işlədir, hem çi yanaşalarda işlədir bir tembrinle. Ama eğer sen baktıysa, yoruldusa, yoksa da zor geldi sana, tekrarları daha azalt ama bes etme. Yani bütün tembrinleri yap ama tekrarları azalt. Evet sayın seyircilerimiz, bu tembrinleri dediğim takip yaparken ya budu sebbah kahvaltı yapmadan önce, yani hiçbir yemek yemeden boş mideye daha faydası olur. Yoksa da yemeği yiyipse bir saat, bir buçuk saat sonrası bu tembrinleri etse hatta karnı boştu, faydalanasan özünden daha fazla. Bir de bunu unutmayın, su içmek çok önemlidir. Bazı insanlar değiller, tembrin yaparken su içsek karnımız şişer. Bir yanlış bir düşüncedir, böyle bir şey yoktu. Tam tersine su içmek çok faydalı. Evet sayın seyircilerimiz, spor seven arkadaşlar, tekrar bölümümüzün sonuna geldik. Başka bir bölümden yeni tembrinlerden bizimle olun.